Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Ben Özlem. Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Ben Özlem. Ben Melek. Melek, benim kızım. Bazılarınız biliyordur. Melek böyle küçük elleriyle benim bazı videolarımda bana yardım ediyordu. Bugün kendisi de kanalıma konuk oldu. Kendini de göstermeye karar verdi. Melek çok marifetli bir kız. Kime çekmiş hiç bilmiyorum. Mutfağı çok seviyor. Her fırsatta bana güzel sürprizler hazırlıyor. Böyle özellikle de kek yapmayı çok seviyor. Bazen Instagram'da story'inde paylaşıyorum onun yaptığı güzel kekleri, cupcake'leri. Bugün bakalım Melek Nur bize ne yapacak? Bugün sizlere çok güzel bir tatlı yapacağım. Malzemelerimizi de buraya dizdi. Ben hemen malzemeleri sayayım istersen Melek'ciğim. Burada tatlımızın muhallebisine kremasının malzemeleri var. 600 ml yani 3 su bardağı kadar süt, 6 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta ama biz sarısını kullanacağız sadece. 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı da tereyağı var. Burada da 3 tane, daha doğrusu çiftli olarak 3 tane milföyümüz var. Yakaladım. Benim taklidimi yapıyor. Şimdi tatlımıza milföy hamurlarını hazırlayarak başlayalım. Çünkü onlar pişecek. Milföyler pişerken de kremayı pişireceğiz. Şimdi bu milföyleri üst üste alacağım. Melek onları merdane ile büyütecek. Büyütebilir misin? Başla bakalım. Evet. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Yapışmıyorum. Evet, milföy hamurumuzu tepsiye aldık. Şimdi kenarlarını biraz düzleyeceğim. Ondan sonra da Melek üzerini çatalla delecek. Evet, hamurumuzu deldik. Şimdi fırın 200 derecede ısınıyor. Sıcak fırında 15-20 dakika arası bunu pişireceğiz Melek Nur. Ondan sonra kremaya geçiyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi. Kremaya. Pastamızın güzel kremasını yapacağız. Burada malzemeleri hazırlamıştım. Sen şimdi eklemeye başla Melek'ciğim. Önce nişastayı, unu ve şekeri ekliyoruz. Nişasta bu değil mi? Evet. Dikkatle ekleyelim. Nişasta. Ben sirkeleyim mi? Hadi dökün ya. Tamam. Unumuzu ekleyelim. Şimdi şekeri ekleyelim. Şu anda yumurta. Ben biraz karıştırayım, sen de süt ekle istersen. Okay. Şöyle bir çeviriyorum tepsini kuru kuru. Önce kurulardan başlayalım. Neden önce kurulardan başlayalım? Çünkü senin daha güzel olması için. Ne için? Kurulardan başlıyorum çünkü önce sütü ekleyip sonra kuruları eklersem bu böyle topak topak olur. Ben bunu düzeltemem. Kuruları önce ekleyip sonra sütü eklersem topak topak olmaz. Çok güzel bir muhallebim olur. Hadi bakalım ekle sütü yavaş yavaş. İşin uzmanı burada. Kremamız iyice katılaştı. Ben alayım anneciğim. Bir de sütlacı verdim anne. Vanilyayı ve tereyağını ekler misin tatlı? Önce vanilya. Olur. Yani fark etmiyor. Tabii ki. Ekleyeyim. Hemen karıştırayım ben. Şimdi de tereyağını ekler misin?
Hop, tereyağını da attık. Bunu buraya koyduk. Şimdi ben bu kremayı bir cam kaba boşaltacağım. Meleğe mikser vereceğim. Melek karıştırarak hızlı bir şekilde kremanın soğumasını sağlayacak. Bu arada da milföy hamurumuz pişmiş olacak ve ikisini birleştirmeye gelecek sıra. Melek, bu pastamızı muzlu yapalım mı? Evet. Tamam, ben muzu da hazırlayayım. Milföyümüz de soğusun. Biraz sonra hepsini birleştireceğiz. Evet, milföyümüz soğudu. Kremamız soğudu. Ben kremayı bir poşete doldurdum. Melek Nur daha rahat sıkacak pastacıklarımıza. Bir de muz dilimledim. Şimdi hepsini birleştirme vakti. Ama ben hemen yemek istiyorum çünkü hepsini malzemeye koymadan yemek istiyorum. Çünkü görüntüsü o kadar güzel ki aynı kurabiyenin büyük hali gibi. Hemen yemek istiyorum ama o zaman ben hemen keseyim. Kenardan çıkan fazlalıkları vereyim sana, hemen sağdayken ye. Şöyle bir oklava yardımıyla daha düz keseceğim. Umarım. Şöyle. Ben Evet Melek'cim, şimdi sıra geldi pudra şekerini serpmeye. Ben istersen sen bunun üstüne tut, senin için dökeyim, sonra böyle her yerine şeker serpersin. Olur. Ben de bundan başlayayım. Evet, biz şekerimizi yaptık yani, daha doğrusu pastalarımızı. Ve çok güzel oldu. Afiyetle yiyin. Siz de yaparsınız. Bence çok güzel oldu yani. Siz de yapın bence. Harika oldu. Ya ben sevgilim ya. Allah'ım yarabbim. Pastalarımız gerçekten çok güzel oldu. Meleğin eli değer de zaten kötü olur mu? Mümkün değil. Ellerine sağlık Melek'ciğim. Afiyet olsun. Vay canım benim. Melek'le daha çok video gelsin diyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve bize yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.